Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız. Bugün çok farklı bir mekandayım. Aslında yoldan geçerken fark ettim. Dağ çileği dediğimiz bitkiyi burada peyzaj çalışması olarak kullanılmış. Biraz göstereceğim ama şimdi buradakinden başlayayım. Evet, dağ çileği bir orman bitkisi arkadaşlar. Meyvesi de şöyle dikenimsi üstü gözüküyor ama biraz çileği andırıyor. Bilimsel adı Arbutus unedo olarak geçmekte. Tabii ki bizler bunu bilmiyoruz. Dağ çileği işte Bursa yöresinde dalga olarak söylenmekte. Ağaç çileği işte koca yemiş olarak biz bunu duymuş, öğrenmiştik. Karasu'da köyümüzde de olurdu. Hatta reçel yapılırdı bunun meyvelerinden. Bu meyvenin, bitkinin özelliği arkadaşlar, şöyle alayım bir taraftan da şöyle harika görünmekte. Bu bitkinin özelliği genelde yöre olarak Akdeniz iklimli bölgelerde çoğunlukla olmakta. Çam ormanlarında büyüyor doğal olarak. Ama o ormanlar bir deniz etkisi alması gerekmekteymiş. Genelde Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinde. İber Yarımadası'ndan Asya'ya doğru uzanan bütün Akdeniz bölgesi ülkelerde yetişmekte. Ben şimdi şurada iki tür olarak bunları görüyorum. Birisi pembe renkli arkadaşlar. Kendi içinde türleri var sanıyorum. Çok iyi bilmiyorum ama harika görünmekte. Peyzajda kullanılmış. Bir de krem rengi olarak türü var ki benim bahçede olan da bundan. Çünkü o da açtı ve böyle krem rengi beyaz renklerde. Şöyle bakarsanız harika görünüyor. Bu bitkinin diğer bitkilere farklı bir özelliği var. Şu anda hem çiçeğini hem meyvesini görüyorsunuz. Çünkü çiçeklerin meyveye dönüşme süresi bir yılı bulmakta arkadaşlar. Yani 11 ay sonra bu çiçekler meyve olabilmekte. Gördüğünüz gibi o yüzden hem meyvesi üstünde hem de çiçekleri. Genelde bunu herkes bilmez arkadaşlar. Kırsal bölgelerde yaşayan insanlar bilebilir. Çünkü bir dağ bitkisi. Burada kuş yemiş sanıyorum. Şöyle bakarsanız olgunlaşıyor çilek gibi. Kızarıyor. Önce sararıyor, sonra kızarıyor. Şöyle bakarsanız harika. Tadı harika. Çok seviyorum. Evet. Burada yerlere düşmüş. Bu bitkiyi manavlarda, marketlerde dallarını süslemek için sebzeleri, meyveleri dallarından dallarını kullanmaktalar arkadaşlar. Hatta bir marketten görüp de bu çok yoğun ilgi olduğu zamanlarda bu dallardan dikmiştim ben alıp da. Ama kesinlikle tutmamakta arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitkiyi Karamürsel Dağları'ndan ben fidelerini aldım. Yani orada bulunmakta. Yani rastladım daha doğrusu. Orada yerde biten fidelerini aldım, diktim. Yine de olmadı. Çok zor yetişen bir tür. Artık bunun usulünü biliyor ziraatçılar. Ona göre yetiştiriyor ve peyzajlarda kullanılmakta. Seralarda bulunmakta arkadaşlar. Yani ararsanız. Genelde farklı meyvelere, orman meyvelerine düşkün olduğum için, özellikle farklı türlere bahçemde olsun istediğim için bir tane bahçemde var. Ama ben bunları var ya yakından görünce o kadar sevindim ki mutluluğumu nasıl anlatamam yani. Evet, harika bir güzellik. Evet arkadaşlar, inci gibi dizilmişler. Şu güzellik
gerçekten hayran olunacak bir yapıda. Bakmalara doyamıyoruz. Tabii arkadaşlar, yol kenarı burası. Bilmiyorum nasıl olacak. Böyle gürültülü gürültülü. Evet arkadaşlar, böyle peyzajdan görüntülerle devam ediyorum. Bu bitkiyi arkadaşlar çok eski çağlarda cerrahi müdahalelerde uyuşturucu, gevşetici olarak kullanmaktalarmış. Şu filiz yapısı ne kadar güzel. Evet, her haliyle bitkiler gerçekten çok ibret verici, harika görünmekte. Hepsi yan yana yeni filiz veren, işte yeni tomurcuk yapan ve meyveler bir arada gerçekten çok düşündürücü bir şey. Evet, eski çağlarda dedik, cerrahi müdahalelerde uyuşturucu etkisi yaparmış, gevşetici etkisi varmış arkadaşlar. Fazla aşırı kullanmak tavsiye edilmemekte. Ama ayrıca birçok faydası var bu meyvenin, bu bitkinin. Yapraklarından çay olarak da kullanılmakta. C vitamini içermekte, antioksidan kaynağı. Cilde çok iyi gelen, hücreleri yenileyici etkisi olmakta arkadaşlar. Evet, saymakla faydası bitirilemeyen bir tür. Burada yüksekçe bir yer burası, tamamlanmış, böyle tasarlanmış orman gibi. Ve yoldan geçenlerin dikkat ettiği zaman görebileceği yerlere dikilmiş. Şöyle bakarsanız ben hayran kaldım. Yani pembelerine, pembe rengi ayrı, beyazı ayrı. Evet, ben gözümü alamıyorum bunlardan. Bayılıyorum. Peyzajda epey var. Ve ben hepsini de böyle gezip görüntülemek istiyorum. Evet, oldukça meyveli olan bir tane burada var. Şöyle görüntüleyeyim arkadaşlar. Harikulade bir meyve. Koca yemiş olarak biliyoruz ama bilimsel adı Arbutus unedo olarak geçmekte. Bazı yörelerde davulga denmekte. Ağaç çileği de söyleniyor ama gerçekten çileğe benzer bir görüntüsü de olmakta. Yani yapısı en azından çileğe benzemekte. Evet sevgili dostlarımız, bir peyzajdan görüntülediğim koca yemişten sonra bahçemdeki koca yemiş fidanını sizlere göstereceğim. Bu 3 yılı aşkındır bahçemde. Geçen yıl, önceki yıl hiç açmamıştı. Geçen yıl şöyle 2 salkım açtı. Çok sevindim. Fakat meyveye dönüşmedi. Kayboldu gitti. Çok üzüldüm. Sonra bu sene şöyle bir aydır yaklaşık görüyorum bunları. Çok sevindim. Birçok tomurcuk verdi. İnşallah senesine meyvesini verecek. Yani bunlar hemen dönmüyor. Çok uzun sürüyor meyve süreci. Ve bahçemde böylece bunu da gözlemlemiş olduk. Çok fazla göstermeme gerek yok. Çok güzel görüntülerini zaten biraz önce gördünüz arkadaşlar. Şöyle burada buraya diktim. Biraz ışık alabilecek bir yer. Yer çok yok arkadaşlar. Hemen şurada size hambelez, yine Akdeniz iklim bitkisi. Yedik bunun bayağı yarılarını yedik. Şifalı diye arkadaşlar. Hambelez mut yemişi. Bunun sarı renklisini gördüm. Yani krem rengi, açık renkli tonlarda olanını, daha iri meyveli. Bu yabanisi sanıyorum. Bunu bir fidan satış yerinden almıştım. Birkaç tane güz zeytini falan, o da olsaydı şimdi meyveleri olmuş olacaktı. Bu gördüğünüz güz zeytini, küçük bir ağaç fide şu anda. Bir de blueberry denilen yaban mersini
Bu da çok güzeldir ama maalesef o da meyve vermedi. Böyle buraya diktim onları, saksıdaydı. Bir iki ay oluyor buraya diktim. Yer çok sınırlı, o yüzden çok uygun yerlere dikemiyorum. Bakalım burada nasıl olur, verir mi, vermez mi? Yani bunları böyle görmek zaten çok güzel. Yani bir üretim yapıp da ticaret yapacağız diye bir şey yok zaten. Böyle bunları görmek, tadımlık, ilaçlık işte arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.